Vallahi şimdi dünkü toplantı sabah 10'da başladı, akşam 5'te 4 civarında bitti. Toplantı tabii Hikmet hocamızla işin sonu sulh yolunda karşılıklı öpüşerek ayrıldık. Diğer kısmı detay olarak kalsın. Evet. Karşılıklı bir düşüncemizi söyledik yeni yönetim olarak, başkan olarak arzularımızı söyledik. Takımın gidişatını konuştuk. Malum bu ligde hesap lig sonu hedeftir. Netice itibariyle işin sonu sulhen ayrıldık. O iş bitti, geride kaldı. Başarılar diliyoruz kendisine, mutluluk diliyoruz. Rize Spor'unda bir şekilde önünü açtığı için, bu samimiyeti gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum ben şahsım ve kulübüm adına. Her iki taraf için de umarım hayırlı uğurlu olur. Biz tabii hedefte olan, hedefi belli olan, düşüncesi belli olan bir sendeleme geçiren bir takımız. Evet. Bu takımın çevrede, ligdeki algı operasyonundan etkilendik. Hem takım içinde, hem çevrede, hem diğer basında etkilendik. Şöyle ki bir algı operasyonuyla bu takım Süper Lig takımıdır, bu takım açık ara şampiyon olur. Bunun tokatını da erken yedik. Beklediğim tokatı erken yedik. Sonuç olarak bizim için iyi olacak inşallah. Bizim hedefimiz belli. Biz TFF birincilik takımıyız. Süper Lig takımı filan değiliz. Biz çıkarsak Süper Lig takımı olacağız. Bunun için hırs lazım, inat lazım, çarpışmak lazım, kapışmak lazım. Dolayısıyla bu hedefte yeni hocamızın arayışı içerisindeyiz. TFF birincilik takımı olarak çıkmak için bütün gücümüzü kullanacağız. Çıktığımızda Süper Lig takımı olacağız inşallah Togay. Hı hı. Başkan tabii her iki taraf için de dediğiniz gibi hayırlı olsun. TFF birincilik takımı biraz da çok herhalde fazla abartıldığı için rehavet erken oldu ama tokatın da erken yenilmesi önemliydi. Şimdi araçlar mutlaka var, gündemde olan isimler de var. Bilmiyorum tabii görüşmeleriniz oldu mu, muhtemelen olacaktır ama burada paylaşmak ister misiniz bir yol haritası yeni teknik direktör için, ne zaman sonuçlar bu milli arada bu iş noktalanır mı yeni isimle birlikte? Togay'cığım şimdi şöyle, bu aklım yolu bir, yani bu soru cevabını herkes biliyor. Bu arada hoca arayışımızın gecikmemesi lazım. Evet. Hoca arayışımızın gecikmesi bizim için kayıptır. Yaklaşık 10 gün sonra çok önemli bir Samsun maçı var. Samsun ciddi bir ekip. Ciddiye alınması gereken çok önemli bir maça çıkacağız. Biz bu arayı çok iyi değerlendirip en kısa zamanda Rize'ye, Çaykur Rizespor'a yakışır bir isim, marka değeri olan, halkı da nispeten, vatandaşı da memnun edecek bir hocayı bulmamız lazım. Bu arada biraz da ekonomisi ve gelecek hocamızın tasarruflarını da iyi öğrenmek kaydı şartıyla. Hani malum hoca gelir, şu lazım, bu lazım. Hı hı. Bu takım TFF birincilik takımı ama iyi bir takım. Evet. Süper Lig takımı çıkınca olacağız dediğim gibi. İnşallah. Dolayısıyla devre arasında takımla fazla oynamaya müsait değiliz. Bu hedefte biz aklı başında, sakin, niyetimizi anlayabilen, düşüncemizi paylaşabilen ve düşüncesini de iyi algılayabileceğimiz bir hoca olacak. Rizeli endişe etmesin, en iyi kararı vereceğiz. Daha doğrusu en doğru kararı vermeye çaba göstereceğiz. %100 herkesi memnun etme lüksümüz yok ama mutlaka biz elimizden gelen samimiyeti göstereceğiz. Mutlaka, ondan kimsenin şüphesi yok, sizin otoritenizi biliyoruz. Tabii isimler de konuşuluyor. İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzoğlu. Görüşülenler arasında mı bunlar efendim? Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalınbay. Bu dediklerinden herhangi bir tanesi olabilir. Hı hı. Herhangi bir tanesi olabilir ama takdir edersin ki bunları bugün konuşmayalım. Biz belki yarın konuşacağız bunları belki. Anladım. Ama biz şimdi burada aynı anda birkaç isimle konuşma bizim tarzımız değil. Biri gitmeden öbürüyle konuşmak benim hiç tarzım değil. Ama biz en doğru karara kendi kalbimize, gönlümüze göre Rize için bunun kararını
vermek için ben de zaten şu anda Ankara'ya geldim. Hasan Kartal başkan vekiliyle beraber. Şimdi birazdan da buluşacağız. Biz en doğru kararı ekonomik durumları da göz önüne alarak takımın şablonunu, yani takımın şablonunda şimdi gelecek bir hoca, bir türbülansa daha girmeyelim. Şunlar gidecek, bunlar gelecek. Takım içi dengelerimiz de var. Dolayısıyla devre arasına kadar en az hararet düşüklüğüyle bu işi taşımak istiyoruz. İnşallah. Son maçta bir gelişme yaşandı. Tabii kamuoyuna yansıdı ama yönetim ayağından bir açıklama gelmedi. Siz kulübün başkanısınız. Halil İbrahim'in yaşanan penaltı sonrasında yayıncı kuruluşa, maç sonu özellikle hayret verici kısmı o şekildeydi. İkisi de penaltı değil dedi. Buna nasıl bir yorum getirmek lazım? Saha içerisinde bunu yapmayıp da maçtan sonra bunu değerlendirmesi, bir kulüp başkanı olarak etik buldunuz mu futbolcunuzun yapmış olduğu bu açıklamayı? Şimdi bir defa bu tip açıklamalar önemli. Sırf Halil İbrahim'i bağlamayan, kulübümüzü de bağlayan, ben bir algı operasyonundan bahsediyorum. Üzerimize bütün takımlar bugüne kadar görebildiğim en hırslı şekilde çıktılar. Bu da şimdi bu tip demeçleri Halil İbrahim'in kendisini bağladığı gibi kulübünü de bağladığını da Halil İbrahim'in unutmaması lazım. Evet. Gönül isterdi ki Halil İbrahim penaltı pozisyonu anında hakeme gidip hakem bu penaltı değil demeliydi. Hı hı. Biz o tür bir penaltıyla gelen bir beraberliği veya bir galibiyeti biz reddediyoruz. Halil İbrahim'in dikkatini çektim. Oğlum bu tip durumlarda sen kendini bağlayamazsın. Bizi de bağlıyorsun bir şekilde. Dolayısıyla yarın hakemler böyle bir şey, Rizeli futbolcu yatıyor. Evet. Al sana yeniden şimdi bir algı operasyonu Rize ile ilgili. Elazığ'a gittik. Elektriği kesilmiş Elazığ'ın. Bütün tribünler Rize'nin aleyhine. Hakeme penaltı çaldı lehimize. Penaltı değil demek. Bunlar çok sorumluluk isteyen işler Togay. Bu işler böyle basit işler değil. Mutlaka. Rize'nin adını çok daha iyi temsil etmeliyiz. Yani Türk futbolundaki eksikleri veya yanlışları düzeltmek Halil İbrahim'in işi değil. Halil İbrahim topunu oynasın, işini yapsın, görevini yapsın. Zannediyorum ki bundan sonra bu tip durumlarda bir daha bu tip hareketler yapmayacaktır. Biz topumuzu oynayacağız efendi. Ne taraftara ihtiyacımız, taraftar bizim yanımızda olması kaydı şartıyla taraftarımızı yanımızda o elektriği hissetmek istiyorum ben. Taraftarımız Elazığ taraftarına bak. Elazığ'a gittik, coşkuya bak. Bizim bilinçli, aklı başında, samimi şehir desteğine ihtiyacımız var. Bu şehir desteği bize güvensinler, bize inansınlar. Biz bu işin sonunda bu takımı çıkartmak için elimizden gelen bütün samimiyeti göstereceğiz. İnşallah. Halil İbrahim demeçleri gibi bu ufak tefek yol kazaları bizi bozmasın. Bir daha da Halil İbrahim de bu tip durumlarda yönetimin tasarrufu dahilinde, düşüncesi dahilinde keşke hakem penaltıyı çaldığında hocam penaltı değil deseydi beklerdi. Benim düşüncem bu. Peki başkanım hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah en sağlıklı Togay, kararı yönetiminizle birlikte vereceksinizdir Rize Spor'un Togay, alim enfaatları için. Tekraren söylüyorum Togay. Biz bir iyi niyetle samimi bir yola girdik. Bu yol Mayıs sonunda inşallah bitecek. İnşallah. Sendelemeler, yol kazaları, hatalar, ufak tefek aksaklıklar olacak. Süper Lig takımı olmak için var güç. Ben tribünleri birlik ve bütünlüğe daha fazla ihtiyacımızın olduğunu söylemek hatırlat. Bizim bu yolda bütünlüğe gördüğüm bu coşkunun daha da artmasına, bu itimadın devamını diliyorum. Herkese selam.